Bütün Outlast serisine tek videoda speedrun yapıyorum. Evet sevgili dostlar, yine farklı bir konseptle karşınızdayım. İlk oyundan son oyuna kadar bütün Outlast serisine tek videoda speedrun yapıp en kısa sürede gidebildiğim yere kadar gitmeye çalışacağım sevgili dostlar. Çok özel bir video olacak. O yüzden bu video beğenilerinizi bekliyorum, aboneliklerinizi bekliyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada sponsorumuzun uygulaması Gameship uygulamasından da Outlast serisini %20 daha uygun fiyatta, indirimli fiyatta satın alabilirsiniz. Açıklamalar ve yorumlara sabitlediğim linkten ulaşabilirsiniz. O zaman ilk oyuna hemen başlayalım. Yükleye basıyorum ve en alttaki save'e giriyorum. Let's go. Evet, şu an oyun içindeyiz. İlk oyundan Trials'a kadar yapacağız arkadaşlar. Tekrardan belirtelim. 3, 2, 1 başladım. Hadi bakalım, gazabımız mübarek olsun. İlk kez böyle bir şey deniyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Bakalım en kısa sürede nasıl kat edeceğim. Birçok oyunda da bunu deneyeceğim. Çok merak ediyorum yani. Bayağı bir merak ediyorum. Özellikle Outlast 2 nasıl olacak bundan sonra? Whistleblower nasıl olacak? Yani amacım arkadaşlar, hata yapmadan, eğer hata yaparsak bu arada hemen diğer oyunda geçeceğiz. Diğer Outlast oyununa geçiş yapacağız. Onu da belirtelim. Şu şekilde hızlı çıkış animasyonlarımızı yapıyoruz. Zaten buraları biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlara tekrar gösterelim. Şu şekilde çıktınız mı daha hızlı kat ediyorsunuz yolları. Böyle de girdik kapıdan. Şu şekilde de koltuktan da atladık ve aradan ilerledik abi. Hadi bakalım. Bu arada yaklaşık bir 10 gün önce falan yeni rekor kırmıştım biliyorsunuz Outlast 1'de. Şu an benim rekorum 51 dakika 12 saniye arkadaşlar. Bir 50 dakika yapamadık bir türlü. Yani deli olacağım gerçekten. Nasıl yapamıyoruz bilmiyorum. Çıldıracağım yani. Hayırlısı olsun ya. Hayırlısı olsun. Bu arada benden Outlast 2 speedrunları da isteyen arkadaşlar vardı. Güzel olacak yani, bütün seriyi bir arada göreceksiniz. Şöyle şöyle şöyle. Buradan da kapıyı açtık. Hemen şu sağdan gidiyorum. Chris Walker geçerken diyoruz ve şuradan zıplıyorum. Hemen 18'de geliyorum abi. Little Pig. Evet. Bu arada kanalda biliyorsunuz tüm oyunları tek videoda oynadığım konseptli videolar var. Bu da bunun içerisine dahil ama sadece aradaki fark speedrun olması. Onu da belirtelim. Güzel olacak ya. Böyle bir konsept farklı bir hava yaratıyor. Bu arada istediğiniz başka oyunlar varsa onları da yazın arkadaşlar. Oyun serisi ama çok uzun olmasın böyle. Çok oyunu olmasın daha doğrusu. Uzunluktan kastım aslında çok fazla olmaması. Yani bir Final Fantasy dersiniz 30 tane oyunu var, hangisini oynayayım? Yani öyle de bir sıkıntı var. Her neyse. Ayağa kalktık. Soldan yardırdık. Aynen, hemen sağdan yardırıyoruz. Şu an 2 dakika 15 saniye benim rekorumla aynı. Hemen buradan keskin bir dönüş yapıyorum. Buradan sol yapıyorum. Buradan hemen sağ yapıyorum. Hemen şurada eğiliyorum. Hop, tamam. Bu arada iyice dibine girmeniz lazım o tahtaların. Daha hızlı hareket ediyorsunuz öyle yaparsanız. Bakın şimdi göstereceğim. Geldiniz ya. Hemen bir kere basın, hop. Bak, içinden geçmiş gibi oluyor. Görüyor musunuz? Bunu yaparsanız daha hızlı bir şekilde gidersiniz. Ve güzel geldik. Güzel geldik. Bu abi niye karanlık gözüküyor ya? Galiba grafik ayarlarıyla ilgili bir şey olsa gerek. Ben de anlamadım gerçekten ama muhtemelen grafik ayarlarıyla olan bir şey. Şu an düşükte oynuyorum çünkü düşükte oynarsanız abi FPS artmıyor abi. Yani FPS tabii sisteme göre değişir de olay şu yani, hani mesela efekt kısımları var. Efekt kısımlarını low'a alırsanız kamera kırık olmuyor. Hani o kaplama gözükmüyor. Şöyle geldik, klavyeye oturduk, 14'te geldik. Klasik benim zamanlarım bunlar. Onu da söyleyeyim. Bu arada bu Hellman dediği monitörde görüyorsunuz. Oyunun yapımcısının ismi. Bilenleriniz bilir. Bilmeyen arkadaşlar da böyle ne. Arada da bilgi vermiş olalım oyunla ilgili. Dayı indir, dayı indir. Güzel indirdi. Şeyi, lever'ı. Evet, şimdi hemen buraya geldik. Şimdi burada 3-2-1 bom yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz 3-2-1 bomumuz var. Bu benim değil. Birazdan söyleyeceğim. Rane'nin tabii ki de. Rane'ye de selamlar olsun. 3-2-1 bom. Bu arada Rane demişken Mert, bir ara bir whistleblower yapalım ya. Buradan da kendisine sesleneyim. Kral bir whistleblower atak ya. Vallahi arkadaşlar da çok ister. Biliyorsunuz Rane yani Mert'le çok güzel bir speedrun videoları çekmiştik. Hem onun kanalında sağ olsun. Hem de benim kanalımda. Ona da saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum krala. Şimdi şöyle bir düğmemize bastık. Bak şurada hızlı bir hareket yapacağım. Şöyle hop. Tamam mı? Böyle yaparsınız abi. Ufak bir saniyeden
şey yapıyorsunuz, artı point kazanıyorsunuz. Tamam. Şimdi bu oraya geldim. Çık. Hemen şu zamanlama çok önemli. Bakalım buradaki dönüşte abiden hızlı bir şekilde kurtulabilecek miyim? Şöyle geldim. Tak diye geldim. Hop. Güzel. Tamam. Hemen geri dönüyorum. Hemen oraya bakıyorum. Bir, ulan devam etseydim aslında çok iyiydi. Birazcık böyle yavaşladım. Orada koşmadım. Adamın suratına çarptım arkadaşlar. Çünkü çarparsanız adam size vuramıyor. Ben iyice zorladım orada salak gibi. Okey. Böyle geldim. Hemen sağa döndüm. Hop girdim. Hemen böyle düz. Güzel. Tamam. 5 dakika oldu arkadaşlar. Bakalım klavyede kaçta oturacağım? 16'da oturabilecek miyim? Muhtemelen 17 olacak o durmadan dolayı. 16. 16'da geldim. 5-16. Güzel. Gayet iyi arkadaşlar. Benim rekorla neredeyse aynı. Evet, bu ara sahneleri bekleyeceğim. Evet, bu ara sahneleri zaten zibilyon kez gördük. Adam bizden hoş. Evet, bu ara sahneleri zaten zibilyon kez gördük arkadaşlar. Yani adam bizden hoşlanıyor mu, ne yapıyor anlamıyoruz bir türlü. Buraları keseceğim. Ama ben izlemeye devam edeceğim tabii speedrun yaptığım için. Evet, ara sahne bitti. Ara sahnelerin bazılarını keseceğim arkadaşlar kurguda. O yüzden haberiniz olsun. Şöyle bir uyanalım bakalım. Vallahi arkadaşlar bu oyunu speedrun 2019'u yapmaya başladım. Zaten bu oyunla birlikte benim kanalım patladı diyebiliriz. Bir de pandemi dönemine denk geldi. Acayipti. Çok güzel zamanlar geçirdik ya. Bilmiyorum o dönemden beri izleyenler var mı beni? Yorumlarda yazsın. 2019-2020 özellikle. Benim asıl böyle prime dönemim hani. O dönemden beri olanlar varsa yazsın abi. Yorumlarda kendini belli etsin. Vallahi çok güzel zamanlardı ya. Şimdi özlüyorum lan. Vallahi özlüyorum biliyor musunuz? Eskileri genelde çok özleyen bir insan değilim. Ama özlüyoruz be baba. Şöyle yaptık hemen. Bu şekilde çıktık. Bilmiyorum hani eskiden mi eskiler güzeldi yoksa eskiler mi eski? Öyle bir şey vardı. Burada söyleyemedim ama. Eskiden mi güzeldi her şey yoksa eskiden eskidi mi kaldı? Eskiler eskide mi kaldı? Öyle miydi ya? Onu da hiç söyleyemedim. Yorumlarda yazın abi. Bu arada arkadaşlar kanalda böyle birçok insan şey diyordu böyle. Outlast videoları çok fazla abi. Hani biraz değiştir kanalını. Son zamanlarda rekor speedrun dışında Outlast videoları gelmiyor fark ettiyseniz. Yani bayağı farklı farklı oyunlar geliyor. O yüzden beni yani sadece bir oyun için hani izlemeyin derim ama tabii bu sizin tercihinize göre kalmış. Hani beni bu oyun için seviyorsanız onu bilemem ama yani beni ben olduğu için severseniz daha çok mutlu olurum açıkçası. Ne bileyim sohbetimden keyif alıyorsunuzdur. Falan filan anlatabiliyor muyum? Şöyle aradan geçelim. Oyunları oynayışımdan, bilgimden şey yapıyorsunuzdur. Ne bileyim. İllaki vardır bir şeyler yani. 8 dakika içerisinde buradayız. Hemen şöyle aradan girdim. Şöyle de zıpladım evet. Yani dediğim gibi oyun için de sevebilirsiniz. Normal benim konuşma tarzım artık sizlere nasıl yansıyor? Samimiyetim yansıyor mu size? Ben genelde videolarda, yayınlarda o samimiyetimi yansıtmaya çalışıyorum. Ha videolar biraz daha böyle tabii resmi gibi bir göründüğü için ama o kadar da değil tabii yani o kadar da resmi davranmıyorum lan. Niye o kadar resmi davranayım? Evet şimdi şuradan anahtarımızı alalım. Abi şimdi panda laneti olmaz umarım ya. Arkadaşlar umarım panda laneti olmaz. Panda lanetini bilmeyenler bu arada Pinti Panda ile biz zamanında 3 sene önce ana Outlast speedrun yapmıştık ve şurada sürekli 3-4 kere onunla birlikte ölmüştük. Lan! Çok kötü hata yaptım orada. Dur bakalım. Yapma bunu hadi. Oo geçtim. Vallahi geçtim abi. Vallahi billahi geçtim. Güzeldi. Güzeldi ya abi. Güzel geçtik. Dedim bir an korktum ya. Lan hadi. Of çok yavaşladım şu an. Dur. Tamam güzel. Tamam 17'de bastım. İyi. Benim rekorumda 16'da basmıştım burayı. Artık süreleri ezbere biliyorum arkadaşlar. Hani bu yaptığım hatalar ufak minimal hatalar denilir. Aşısı. Hızlı bir şekilde gelmek önemli. Bir şekilde hızını kontrol edebilmen lazım. Evet zıplama olayına geldik. Boom. 36'da zıpladık. Hadi bakalım. Abimiz bağırdı.
Reis bağırdı, reyi. Evet, buradan geldim. Şöyle yaptım. Lan! As! Oo, patladım. Patladım, çıkamadım oradan. Patladım, çıkamadım. Bayağı büyük bir hata yaptım arkadaşlar. Evet, burada burada patlamış oldum yani. Ya videoda çok heyecan yapıyorum, bilmiyorum. Benim yaptığım Twitch yayınlarında o kadar heyecan yapmıyordum ama sizleri görünce böyle görmüyorum ama hani hissediyorum izlediğinizi. Daha çok patladım. Dur bakayım. Bakalım ne olacak. Muhtemelen evet bayağı kötü bir sürede. Normalde benim burada yukarı çıkmam lazımdı. Bayağı kötü bir süre. Oo evet. Evet, buradan biz Whistleblower'a geçelim arkadaşlar. Bir şekilde yapmaya çalıştım. Şimdi hemen Whistleblower'a geçiyoruz. Evet, şimdi Whistleblower'dayız. Yani oyunun eklenti paketi arkadaşlar. Başladık bakalım ana oyun. Evet, gerçekten başlıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1. Whistleblower'la karşınızdayım. O hatayı hep yapıyorum bu arada. Yapacak bir şey yok. Evet, bakalım Whistleblower. Ama Whistleblower'dan daha çok korkuyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Çünkü Whistleblower bayağı bozuk bir oyun arkadaşlar. Animasyonlar falan girmiyor. Böyle saçma sapan şeyler yapıyor ve gözler falan var bunun. Evet, bu bekleme kısmını geçtim. Bir iki dakika çünkü burada şey yapıyor. Bir iki dakika dedim de yani 30 saniye falan. Bir iki dakika gibi geliyor bana. Okey. Sizleri çok sıkmak istemiyorum ara sahnelerle. Tamam. Şöyle geldik. Nice. Güzel. İyi çıktık. İyi çıktık. Bayağı iyi çıktık. Şurayı görünce aklıma hep girilemeyen yerler geliyor ya. Benim bir video serim var, bilmeyenlere söyleyeyim. Girilemeyen yerler. Mesela o aşağıdaki NPC'lerin yanına gidemiyorsunuz. Girilemeyen yerlerde free keme açıyorum. Free kamera. Oradan böyle istediğim yere ışınlanabiliyorum ve oradaki adamların yanına gidiyordum. Çok güzeldi. Çok özledim ya. İşte 2020'de yaptığım en güzel içeriklerinden bir tanesiydi Outlast'ın. Şöyle yapalım. Bir şeyin kaydını aldım bu arada. Neyin kaydını aldım bilemiyorum arkadaşlar. Tamam, şöyle de kapıyı hızlı açalım. Güzel. Ya Whistleblower'ın şöyle gerçekten animasyon sıkıntısı ve bazen oyun böyle salak salak bug'lar falan oluyor abi oyunda. O yüzden öyle bir muhabbet var. Kavga, dövüş. Evet, burada da bir ara sahne var. Şu kapının açılmasını bekleyelim. Evet, kapımız açılıyor. Hop, açıldı. Tamam. Okey, buralarda bekleme yapmayalım. Tamamdır. Gir hemen. Güzel. Güzel zıpladık. Devam. Another speedrunner. Bak nasıl koşuyor. Bak. Görüyor musun? Nasıl koştuğunu görüyor musunuz? Hemen şöyle gidelim. Şuradan atlama muhabbeti vardı galiba ya. Ben o delikten keşke atlasam. Atlama şansım vardı ama nedense tribe giriyorum orada bir sıkıntı olur diye. Tamam, böyle kapıyı açıyorum arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Bu arada hala videoya like atmadıysanız lütfen beğenilerinizi bekliyorum. Videoya bol bol like atın abi. Ben çok önem gösteriyorum çünkü hani önerilerine çıkıyoruz bir şekilde. Ve sizler de bana bu şekilde destek veriyorsunuz. Hani maddi bir destek değil. Bir kere beğeniye basacaksınız abi. Çok zor olmaması lazım değil mi chat? A, chat diyorum arkadaşlar. Sürekli Outlast speedrunları yayınlarda oynadığım için. Bu arada yayınlar demişken Twitch kanalıma da gelmeyi unutmayın. Typhoon Akan TV. You're mine. Güzel. Şöyle açtık. Güzel. Böyle girdik. Güzel. Şimdi buraya girdik. Hop. Tamam. Hemen böyle sola zıplayacağım. Aynen. Gayet nice. Anahtarımızı çok güzel bir sürede aldık. Şöyle girdik. Zıpladık. Böyle girdik. Güzel. Şuradan da zıpladık. Hemen anahtarı gireceğiz şimdi. Arkamızda dayı var. Hop. Tamam. Güzel. Kapımızı açtık. Hızlı açılması sekansını yapalım. Şöyle çaprazdan bakalım ki bizi ileri atsın. Ve dayım. Çok güzel ara sahne ya. Your meat is mine. Sen benim etimsin. Senin etin benim olacak. You stay there. And cook. Ne güzel hayat ya. Orada kal ve piş. Ne kadar güzel bir hayat tarzı gerçekten. Gır. 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 Seri ol. Hızlı ol. Devam.
Devam. You were mine. Okey, güzel girdik. Şöyle çıktık, güzel çıktık. Şöyle çıktık, güzel çıktık. Böyle çıktık, güzel çıktık. Oo! En iyi çıkışlarımı yaptım lan. Muhteşem çıktım baba. Arkadaşlar, Outlast 2'ye geçiyoruz. Evet, Outlast 2 ile başladık sevgili dostlar. Hemen hızlıca soldan gidiyorum. Şöyle bir space yapıyorum, böyle bir atlıyorum. Hemen kenardan gidiyorum. Bu arada başta siz yokken başladım çünkü oyun içinde benim kabul etmedi. O yüzden alt tab yaparak süreye başlattım. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Nereye kadar gidebileceğiz? Hemen şu şeyleri kapat. Oyunda stamina var bu arada arkadaşlar, biliyorsunuz. Çok merak ediyorum nereye kadar gideceğim. Şöyle bir kayalım. Çok koşma muhabbeti yapamayacağım. Bu oyunu da çok seven insan yok bu arada nedense. Bilmiyorum siz beğeniyor musunuz ama. Ama birinci oyundan sonra değil mi? Yani çok insanları böyle şey yapmadı. Tutmadı yani. İyi lan, bayağı hızlı koşuyoruz lan. Stamina bitmedi. Ama birazdan biter diye tahmin ediyorum. Koşalım, şöyle koşmaya devam. Space yapalım. Güzel. Bu arada grafikler çok güzel oyunun hala ya. Bu arada yorulduk arkadaşlar, görüyorsunuz. Staminasız bir mod var aslında. Onu yapabilirdim ama böyle daha güzel ya. Orijinal haliyle speedrun yapmak daha çok hoşuma gidiyor. Evet, şöyle biraz koşuyorum. Biraz dinlenelim abi. Şöyle yürüyelim. Çok fazla koştuk çünkü. Staminamız bitti. Koşmaya devam ediyoruz. Burada dayı var. Dayının peşinden giderseniz ölüyorsunuz abi orada. Şuradaki pencereyi mi açıyorduk? Nerede lan? Dur. Arkadaşlar bir dakika. Şuradaki pencere, evet. Tamam. Tamam. Buradan korkmadım. Eskiden korkuyordum. Şimdi korkmuyorum artık. Tamam. Şimdi buradan geldim. Hemen şöyle C'ye basıyorum. Aradan geçiyorum ve koşmaya devam ediyorum. Buradan devam. Burası çok korkutucu bu arada. Burası bayağı korkutucu abi. Baba yine yoruldu. Aa, şöyle zıplasak lan. Ha, böyle zıplayınca daha kötü oldu. Bir 5 saniye falan kayıp oluyor. Onda da bir şey olmaz diye düşünüyorum. Biraz bekleyeceğiz. Tamam. Baba staminalı çok zor ya. Of, bu ne abi ya? Bu çok fena sahne yani. Şöyle sağdan çıkalım. Zıpla. Hadi. Koş. Eğil, CTRL. Güzel. Sürünme olayları da enteresan oyunda. Tabii böyle muhabbetler de var. Şimdi Marta gelecek arkadaşlar. Marta'dan nasıl kaçacağım? Biraz staminamı temizlemem lazım. Şuradan gelecek. Hemen koş. Çabuk gir. Tutma. Çekme. Vallahi çekmedi. Oh be, güzel. İyi geldik. Hemen bunu şöyle yap. Gayet iyiyiz lan. Hiç fena değil. Tamam. Güzel. Buradan düşüyor muyduk? Ne yapıyorduk? Oyunu da unuttum ya. Oynamayı unuttuk arkadaşlar. Daha hızlı, daha seri, daha zıpit. Daha serili zıpit. Oy. Fena düştük burada. Baba gözlüğün giderken baba. Baba gözlük gitti baba. Orada geçişi güzel yapmışlar bu arada. Marta ablam, kolay gelsin Marta ablam. Marta ablam. God wants me dead. Tanrı benim ölmemi istiyor. Tamam. Buradan geldim, hemen V'ye bastım. Burada bir efekti kullanacak çünkü o mikrofonla. Kamera. Hemen şu şekilde gidiyorum. Nereden gidiyordum lan? Dur. Yanlış. Bir dakika, karıştırabilirim abi. Uzun zaman oldu çünkü. Buradan gideceğim. Sağdan gidip. Evet, böyle bir sahne oluyor. Koş. Tamam, burada church'e gideceğim. Kiliseye gireceğim. Karımızı falan kurtarmaya çalışacağız diye hatırlıyorum. Lan buradan değil. Ulan yine unuttum ya. Şuradan. Ha. Tamam. Tamam, koş.
Tamam geldik. Hemen buradan sağ kapıydı. Aynen. Buradaki kilitleri açıyoruz. Kilitleri aç. Kilitleri aç. Devam. Güzel. Tamam buradan geldim. Sağa gittim. Burada bir anahtar reis vurunu almam lazım. Şurada. Anahtarı aldım. Bak buradaki ses efektleri bile aynı ya. O güzel. O gerçekten güzel yani. Abi jumpscare yapma jumpscare. Biz korkmayız kral. Biz kimseden korkmayız oğlum. Tamam bu şekilde girdim güzel. Burada bir bandaj alalım ne olur ne olmaz. Başımıza bir şey gelebilir yani. Ne oluyor oğlum, kavga mı çıktı? Kan mı çıktı? Oo burada bir pil al, pil pil pil. Bak oyunda bunny yok abi düzgün ya. Şu oyunda bir bunny yapmaları lazımdı. Tamam. Wardrop reis. Ve burada karımız çıkacak arkadaşlar. Bize hemen böyle hop. Hop tamam. Güzel. Evet buraya 5 dakika 47 saniyede geldik arkadaşlar. Ben de daha önceden buraya böyle bir bu saatlerde bu zamanlarda gelmiştim diye hatırlıyorum. Galiba öyle bir şey yapmıştım ya. Oğlum nasıl kaydın lan, dur. Kayalım biz de. Galiba bu sürede falan geldiydim diye hatırlıyorum. Okey, buralar zaten cutscene olacak arkadaşlar. Evet, Outlast 2'de de buraya kadar geldik. Bundan sonrasını arkadaşlar eğer isterseniz Outlast 2 speedrun için de yapabilirim ayrı bir video. Çünkü daha Trials var. Trials'ı da yapacağım arkadaşlar. Video çok uzun olmasın. Çünkü Trials çok zorlayacak multiplayer bir oyun olduğu için. Şimdi ona hızlı bir şekilde geçiyoruz. Evet sevgili dostlar, Outlast Trials'a geçiş yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Otopsiyi iptal et bölümü sevgili dostlar. Yani ilk bölümün alternatifli versiyonu. Bunu yapacağız. Toplamda böyle ceset bulup cesetleri buraya atacağız arkadaşlar. Görevimiz buydu diye hatırlıyorum ben. Bunu yapacağız bakalım. Anahtarları bulacağım. Sinek hemen. Başka kupa. Onun dışında ne istiyor benden? Ay. Hadi bakalım. Sinekle böyle bir yardıralım. Bakalım cesetlerde sinek kısmını bulabilecek miyim? Şöyle bir gelelim. Burada bir ceset muhabbeti yok. Hemen şöyle bir kayalım. Bu arada stamina bu oyunda daha iyi. İkinci oyundan daha iyi çünkü upgrade'ledim abi birçok şeyi. Şöyle bir pil alalım bu arada. Hızlıca bir pil alalım. Şunu kilidini açalım. Şöyle yavaşça açalım bu kapıyı. Başımıza belaya gelmesin. Şurada bir soru işareti var. Hemen bakalım abi ne istiyor buradan. Taç. Taç yok abi. Biz ne istiyoruz şu an? Kupa, ay, sinek. Sinek. Aha. Birilerinin sesi var. Birilerinin sesi var. Koş 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 çabuk çabuk. Ceset bulmam lazım. Ceset bulmam lazım. Burası değil. Şurayı kır. Şurayı kır. Tamam. Burayı kırdık. Biraz staminam gitti. Biraz staminam gitti. Biri geliyor. Sektör B. Sektör B. Dur. Şöyle yapacağım. Yavaş açıyorum burayı. Tamam. Burada bir şey var mı? Yok. Burada bir şey yok. Koş 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 koş. Burada da yok. Ulan ceset vermiyor. Ulan ceset vermiyor. Hadi. Hadi oğlum benim. Oğlum hiçbir yerde ceset vermemesi inanılmaz bu arada ya. Hiçbir yerde ceset vermiyor şu an. Nerede oğlum bu ha? Maça. Maça da istemiyorum baba. Baba maça da istemiyorum. Burada ne, bu ne? Göz. Abi aradıklarımın dışında her şey var. Gerçekten tebrik ediyorum oyunu. Yani istemediğim her şeyi karşıma çıkarıyor şu an. Ay. Ay geliyor. Çabuk 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 çabuk. Kendini kurtar, kendini kurtar, kendini kurtar. Gerizekalı ya. Tam da öyle bir yerde çıktı ki çabuk. Çabuk 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 çabuk. Okey ayı aldım. Ayı aldım. Ay bitti. Ay bitti. Hadi bakalım. Bir yerde daha gösteriyor. Oraya gideceğiz. Orada gittiğim yeri tekrardan çevireceğiz. Bunu aç abi. Tamam. Bunu kullandım. Ay buradaydı. Şimdi sektör A'dan gidiyorum. Kupa bulacağım. Kupa bulacağım buradan hızlı bir şekilde. Dayı hoş geldin. Oy! Doç attım. Doç attım. Doç attım. Umarım o da bana bir şeyler atmaz. Sağlığım yoksa ay staminam yok. Çabuk hızlı aç. Açılmıyor mu abi? Parçalayayım tamam. Hadi. Hadi. Tamam. Burada bir şey var mı?
Burada var mı? Hadi oğlum. Stars. Çabuk. Burada yok. Burada yok arkadaşlar. Adam arkamda şu an. Adam arkamda şu an. Şu şekil bir gideyim. Şu şekil bir gidelim. Burada da yok. Patlayacağız galiba. Patlayacağız galiba arkadaşlar. Oo çok pis geliyor. Pardon pardon. Şuradaki abi görmesin. Ya da görsün, bir şey olmaz. Kalbi buldum. Kupayı buldum. Tam da nereye koymuş? Tam da nereye koymuş? Tam da nereye koymuş hocam? Şerefsiz oyun. Ay saklanıyorum, dur. Burada bir dolapta bir şey açarız diye bir şey zannettim. Bir şey falan. Konuşamadım. Koş. Koş. Tam buraya gelmezsin. Okey. Şimdi maça. Snake. Aa bir dakika, maçayı bulmuştum ben. Aa kafama edeyim. Evet abi. Pardon abi. Bir dakika kafam karıştı. Ben bulmuştum aslında. Değil mi? Arkadaşlar. Oo bu speed anı kafam gitti. What the hell is going on? O herif nerede? Çabuk kapat kapıyı. O herifi bulmamız lazım. Evet sanki maça muhabbetiydi ya. Aha soyunmuş abi geldi. B'de bulmam lazım artık onu. Abi de burada, herkes burada. Anasını satayım. Herkes burada. Bulamıyorum. Buldum. Sinek buldum. Maçı diğeri maçıydı. Bu sinek. Tamam dur. 5 dakika oldu da bitiyor. Hadi bitiyor. Açamadım kapıyı. Nereden gireceğim? Tekrar dönmem lazım. Hadi baba bitti. Şuradan gidersem. Çıkış buradan mı olur? Buradan olmaz. Buradan mı? Buradan evet. Kapıyı kapat. Vallahi buldum arkadaşlar. İşte bu. Çabuk. Güzel. En azından Trials'a speedrun yapmış olduk arkadaşlar. Sersemletme var elimde. Herkes gelecek şimdi. Nereden çıkacağım? Çıkışı ver. Çıkışı verdi. Koş. Koş. Ölme. Sakın ölmeyin. Sakın ölme. Çabuk. Ooo. Çabuk. Bas. Dur. Ölme. Sakın ölme. Birazcık canım kaldı, ne olur. Abi ne olur. Öldün mü? Açık kapı. Kapı açıktı ya. Dur. O bitişi yapmam lazım. Kapı açıktı ama ya. Yapma bunu. Hadi. Şöyle ulan. Okey. Çıktım. Arkadaşlar 7 dakika 14 saniye falan herhalde. Muhtemelen 7 dakika 14 saniye. Şimdi burada da sonucu göreceğiz. 7 dakika 35 saniye. 35 saniye. Başka şeyleri de kabul ediyormuş. Evet arkadaşlar 7 dakika 35 saniyede bitirdim. Trials'ı, böyle enteresan bir speedrun maratonu oldu Outlast arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Aboneliklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.